Uygulama alanı 1'de ilk sorumuz, bilim adamları ve yaptığı çalışmalarla ilgilidir. Robert Hooke ilk kez hücre ismini kullanan bilim adamımızdır. Dolayısıyla Robert Hooke B ile eşleşecek. Theodor Schwann hayvan hücrelerini incelemiştir. Rudolf Virchow hücre bölünmesini keşfetmiştir. Zachary Siansan 9 kat büyütebilen mikroskobu yapmıştır. Matthias Schleiden bitki hücrelerini incelemiştir. Anton van Leeuwenhoek ise mikroskopla bakteri ve spermleri incelemiştir. İkinci bölüme geçtiğimizde doğru yanlış soruları bulunmaktadır. Canlının yapısal birimi hücredir. Doğrudur. Tüm canlılar çok sayıda hücrelerden oluşur açıklaması yanlıştır. Çünkü bazı canlılar tek hücrelidir. Yeni hücreler eski hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Hücre teorisine göre doğrudur. Kalıtım maddesi olmayan hücrelerde vardır açıklaması yanlıştır. Mutlaka kalıtım maddesi bulunmalıdır hücrelerde. Canlıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin pek çoğu hücrede gerçekleşir. Metabolik faaliyetlerdir bunlar, doğrudur. Hücre teorisi son yapılan çalışmalarda kanuna dönmüştür açıklaması yanlıştır. Teoriler kanuna dönmez. İlk kez hücre adının mantar dokuya bakan Virchow kullanmamış, Robert Hooke kullanmıştır. Yanlıştır. Gelişmişlik düzeyine göre en gelişmiş hücreler ökaryot hücrelerdir. Prokaryot hücreler değildir. Yanlıştır. Ökaryot hücrelerde çekirdek ve zarlı organeller bulunur açıklaması doğrudur. Sitoplazma hücre zarı ve ribozomu olmayan hücre yoktur açıklaması da doğrudur. Bütün hücrelerde bulunan ortak yapılardır bunlar. X, Y, Z, T ile gösterilen kısımları önce istemektedir soruda. X ile gösterilen kısım proteinleri göstermektedir hücre zarındaki. Y ile gösterilen kısım baktığımızda fosfolipid tabakasını göstermektedir. Z ile gösterilen kısma baktığımızda glikozlar altında fosfolipidlerle bağlanmış, yani glikolipid dediğimiz yapılardır. T ile gösterilen glikozlar proteinlere bağlanmış, yani glikoprotein dediğimiz yapılardır. Aşağıdaki soruya baktığımızda tabloyu doldurmamız istenmektedir. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmazken ökaryot hücrelerde bulunur. Ribozom her ikisinde de bulunan zarsız organeldir. DNA her ikisinde de bulunur. Hücre zarı her ikisinde de bulunur. Lizozom zarlı bir organel olduğu için prokaryotlarda bulunmaz. Mitokondri zarlı bir organel olduğu için prokaryotlarda bulunmaz. Sitoplazma her ikisinde bulunan ortak yapıdır. Örnek olarak bakterileri biz prokaryot hücrelere verebiliriz ya da arkeleri de örnek olarak gösterebiliriz. Dördüncü etkinliğimize geçtiğimizde çeşitli çözeltiler verilmiş. Bu çözeltilerde çözelti çeşitleri sorulmaktadır. İlk çözeltide dışarıda %15 glikoz, %85 su. İçeride ise %5 glikoz, %95 su vardır. Su açısından düşündüğümüzde suyun az olduğu bir çözelti, katının fazla olduğu bir çözelti olduğu için hipertonik bir çözeltidir. İkinci çözeltide dışarıda %90 su bulunduğu hücreye oranla, yani sulu bir çözelti olduğu, hipotonik çözelti olduğu. Üçüncü çözeltide ise eşitlik söz konusu olduğu, yani izotonik bir çözelti olduğu görülmektedir. Beşinci etkinliğimize geçtiğimizde kavram haritasının tamamlanması istenilmektedir. Hücre zarının yapısında dış kısımda bulunan karbonhidratlar glikozdan oluşmuştur. Taşıyıcı olarak madde alışverişini kontrol eden proteinler bulunur. Ve çift sıralı fosfolipid tabakası, yani yağlar bulunur. Görevi dış etkenlerden korumak, hücrenin şeklini belirlemek ve madde alışverişini düzenlemektir.
Hücrelerinden madde geçişine baktığımızda çeşitlerine, madde taşıma çeşitlerinde küçük moleküller için yapılan pasif ve aktif taşımadır. Enerji harcanan aktif taşıma olur, enerji harcanmayan pasif taşımadır. Pasif taşıma çeşitlerine baktığımızda difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve su için geçerli olan ozmoz bulunmaktadır. Büyük moleküller için ise içeriye alındığında molekül endositoz, dışarıya atıldığında molekül egzositoz olarak isimlendirilir. Alınan molekül katı ise buna verilen özel isim fagositozdur. Eğer alınan molekül sıvı ise buna verilen özel isim pinositozdur. Aşağı indiğimizde 6. etkinliğimizde doğru yanlışta çıkış yolu istenmektedir. Pozitif yüklü iyonlar negatif yüklü iyonlara göre zardan kolay geçer açıklaması yanlıştır. Çünkü nötrler daha kolay, sonra eksiler, sonra artılar kolay geçmektedir. Hücre zarından kolaylaştırılmış difüzyon yapılırken ATP harcanmaz. Yanlıştır. Cansız hücrelerde aktif taşıma yapabilir açıklaması da yanlıştır. Çünkü aktif taşıma yapmak için enerji gerekir. Enerji de canlı hücrelerde bulunur. 7. etkinliğimizde bir balon seçici geçirgenden oluşmuş ve içerisine %15 glikoz su iyotu eklenmiş. Dışarıda nişasta ve su bulunmakta. Bununla ilgili yönergelerin doğruluğu yanlışlığı istenmektedir. Gördüğünüz üzere dış kısımda bulunan su oranı %97, iç kısımda bulunan su oranı bizim için önemlidir, %85'tir. Bu durumda suyun içeri doğru hareketini bekleyeceğiz. Nişastanın balon içine girmesi mümkün değildir. Büyük molekül olduğu için yanlıştır. Glikoz balon dışına çıkar. Çoktan aza dışarıda glikoz olmadığı için doğrudur. Balon su olarak şişer açıklaması biraz önce belirttiğimiz gibi dışarıda çok su olduğu için doğrudur. Balon için maviye boyanması için nişastanın içeri girmesi gerekir ama nişasta içeriye girmemektedir. Balon su kaybederek küçülmez, şişer dedik, yanlıştır. İyot balon dışına çıkar açıklaması küçük molekül olduğu için doğrudur. Balon aktif taşıma ile nişasta alamaz, canlı değildir, aktif taşıma yapamaz. Kaptaki çözelti maviye boyanır, doğrudur. Çünkü dışarıya iyot çıkmıştır. İyot nişasta ile birleşerek dışarıyı maviye boyar. Verilen terimleri eşleştirmemiz istenmektedir. Birinci terimimiz plazmolis. Plazmolis su kaybeden hücrenin büzülmesidir. Yani B. Fagositoz katı maddelerin içeriye alınmasıdır büyük katıların. Yani D. Turgor hücrenin su alıp şişmesidir. Yani G. Egzositoz büyük katıları dışarı atmaktır. Bu durumda açıklamamız K olur. Doğru olan. Hemoliz hayvan hücrelerinin su alıp patlaması olayıdır. Aktif taşıma küçük moleküllerin enerji harcanarak taşınmasıdır. Yani F olur. Deplazmoliz hücrenin su alıp eski haline dönmesidir. Yani L olur. Yüzden hücrenin eski haline dönmesi. Difüzyon moleküllerin çoktan aza doğal hareketidir. Yani ne olur? Ozmoz su için geçerli olan bir durumda hatırlarsanız suyun hareketidir. A olur. Kolaylaştırılmış difüzyon R ile ifade edilen açıklama. Yani protein kapılardan difüzyon. Turgor basıncı hücrenin su alıp şişmesiyle oluşan basınçtır. Yani iyi. İzotonik çözeltiler dengeli çözeltilerdir. Yani C. Hipertonik çözeltilerde katı yoğunluğu fazladır. Yani O. Diyaliz böbrek hastaları için geçerli olan durumdur. Kanın temizlenmesi için yapılır. Pinositoz büyük sıvı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Hipotonik çözelti suyu fazla olan çözeltilerdir. Ozmotik basınç ise hücrenin su alma isteğidir.
Dokuzuncu etkinliğimize baktığımızda soruları, numaraları kullanarak cevaplamamız istenmektedir. Küçük moleküller için geçerli olan difüzyon küçük moleküller için geçerlidir. Ozmoz küçük moleküller su için geçerlidir. Pinostoz büyük moleküller için, fagostoz büyük katılar için, egzostoz büyük molekülleri dışarı atmak için, aktif taşıma küçük moleküller için geçerlidir. Kolaylaştırılmış difüzyon küçük moleküller için geçerlidir. Endostozda büyük moleküller içeri alınmaktadır. Diyalizde küçük moleküllerin kandan süzülmesi için uygulanan yöntemdir. ATP harcanan olaylar sorulmaktadır B şıkkında. Difüzyon ve ozmozda ATP harcanmaz. Pinostozda ATP harcanır. Fagostozda ATP harcanır. Egzostozda ATP harcanır. Aktif taşıma adından da belli enerji harcanarak yapılır. Kolaylaştırılmış difüzyonda enerji harcanmaz. Egzostoz ve endostozda enerji harcandığını önceden söylemiştik. Diyalizde enerji harcanmaz. Hangileri büyük moleküller için geçerlidir diye sorulmaktadır. Fagostoz, pinostoz olaylarının büyük moleküller için geçerli olduğunu söylemiştik. Bunlar aynı zamanda endo ve egzostoz olaylarıydı. Dolayısıyla 5 ve 8 de büyük moleküller için geçerli yöntemlerdir. Hangilerinin yapılmasında yoğunluk farkı önemlidir diye sorulmaktadır. Difüzyon için yoğunluk farkı önemlidir. Ozmoz için yoğunluk farkı önemlidir. Çoktan aza doğru geçer. Pinostoz, fagostozda yoğunluk farkının bir önemi yoktur. Egzostozda da yoğunluk farkı önemli değildir. Aktif taşımada azdan çoğa gerçekleştiği için yoğunluk farkı önemlidir. Kolaylaştırılmış difüzyonda bir difüzyon çeşidi olduğu için yoğunluk farkı önemlidir. Diyalizde de yoğunluk farkına göre moleküllerin geçişi sağlanmaktadır makine tarafından. Hangilerinde taşıyıcı proteinler yardımcı olur diye sorulmaktadır. Taşıyıcı proteinlerin kullanıldığı taşıma biçimi aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyondur. Bu durumda cevabımız 6 ve 7 olur. Hangilerinde maddeler çok yoğundan az yoğuna taşınır diye sorulmaktadır. Yani pasif taşıma yöntemleri sorulmaktadır. Difüzyon, ozmoz ve kolaylaştırılmış difüzyon. Yani 1, 2 ve 7. Hangileri büyük moleküller için geçerlidir diye sorulmaktadır. Pinostoz, fagostoz, egzostoz, endostoz yani 3, 4, 5, 8. Ve su hangi yöntemle taşınır diye sorulmaktadır. Suyun taşınması ozmozda gerçekleşir yani 2 numaradır. Monomerler hangi yöntemlerle taşınabilir diye sorulmaktadır. Bu durumda 3, 4, 5, 8 dışında kalan yöntemlerin hepsi monomerler için geçerli olacaktır. Yani 1, 2, 6, 7 ve 9. Hormonlar egzostoz yöntemiyle hücreden dışarıya atılırlar. Egzostozda 5 numarayla gösterilmiştir. Bu durumda sorunun cevabı 5 numara olacaktır. 10. etkinliğimize geçtiğimizde bir kapın içerisinde %15 glikoz, bunun içerisinde bulunan bağırsaktan yapılmış balon içerisinde de %100 sükroz ve %5 glikoz bulunmaktadır. Buna göre glikoz dışarıda daha çok olduğu için bağırsak içindeki glikoz yoğunluğunun belli bir seviyeye kadar artıp sonra dengelenmesi beklenmektedir. Bağırsak içindeki su yoğunluğunun dışarıda su daha az olduğu için azalması ve bir noktada dengelenmesi beklenmektedir. Kaptaki sükroz miktarında bir değişim beklenmemektedir. Çünkü sükroz büyük moleküldür. Kaptan dışarıya çıkmaz. Bağırsağın harcadığı ATP miktarında bir değişim beklenmez. Çünkü canlı değil. Bağırsak içi ozmotik basınç giderek su yoğunluğu azaldığı için bağırsak içerisinde su alma arzusunun artması beklenmektedir. Buna bağlı olarak bir noktada sabitlenecektir. Turgor basıncının da belli bir noktaya kadar azalması beklenebilir. 11. etkinliğimizde ABC taşıma yöntemleri sorulmaktadır. Şekilde de gördüğünüz gibi A aktif taşımayı göstermektedir. Çünkü enerji harcanmakta. Bu şekil çok önemli bir özet veriyor. B moleküllerin çoktan aza
ama kendiliğinden geçişini ve protein kapıdan geçişini göstermekte. Bu kolaylaştırılmış difüzyondur. C'ye baktığımızda moleküllerin fosfolipid tabakasından kendiliğinden basit difüzyonla geçişi gösterilmektedir. Bu da difüzyon ya da basit difüzyon olarak ifade edilebilir. 13. etkinliğimize geçtiğimizde şemada verilen difüzyon, aktif taşıma ve endositoz olaylarının kıyaslanması istenilmiştir. Madde geçişi kendiliğinden gerçekleşen difüzyona ait bir özelliktir. Enerji harcanmadan gerçekleşir. Büyük moleküllerin taşındığı endositoz olayıdır. Taşımada ATP harcanması aktif taşıma ve endositoz için geçerlidir. Zardan geçebilen küçük moleküller için geçerli olan aktif taşıma ve difüzyondur. Taşıyıcı proteinler yardımıyla yapılan aktif taşımadır. Hücre zarının yüzeyini küçülten endositoz olayıdır. Çok yoğundan az yoğuna gerçekleşen difüzyon olayıdır. Yoğunluk farkının önemli olduğu aktif taşıma ve difüzyon olayları için geçerlidir. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilenler enerji gerektiren olaylar olduğu için aktif taşıma ve endositoz için geçerlidir. Ve hayvan hücrelerinde yapılabilenler hepsi hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen olaylar olduğu için, çünkü duvar olmadığından dolayı, üçünün ortak noktasıdır. 13. etkinliğimize geçtiğimizde 1, 2, 3 ile verilen grafiklerle ilgili hangileri yazılabilir diye sormaktadır. Difüzyon hızı, difüzyon yüzeyi ilişkisine baktığımızda yüzey arttıkça difüzyon hızı da artar. Yani bir, mitokondri faaliyetiyle bir ilişkimiz yoktur. Difüzyonda enerji harcanmaz. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon azalır demiştik. Yani 3. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. 14. etkinliğimizde bulmaca sorulmuştur. İlk soruda canlıların yapısı ve görevsel açıdan birimi olan hücre sorulmaktadır. İlk boşluğa hücre yazıyoruz. İkinci soruda bitki hücre duvarının yapısını oluşturan polisakkarit, yani selüloz sorulmuştur. Üçüncü soruda hücrenin büzüldükten sonra eski haline dönmesi tanımı, terimi, yani deplazmoliz sorulmuştur. Dördüncü soruda moleküllerin çoktan aza kendinden geçişi, yani pasif taşımanın ana yöntemi olan difüzyon sorulmuştur. Beşinci soruda hücrenin son alma isteğini gösteren basınç ozmotik basınçtır. Altıncı soru hayvan hücresinin su alıp patlaması, yani hemoliz olayı istenmektedir. Yedinci soruda büyük moleküllerin hücre dışına atılma yöntemi, yani egzositoz sorulmaktadır. Sekizinci soruda hücrenin su kaybedip büzülmesi, yani plazmoliz olayı sorulmaktadır. Dokuzuncu soruda ise suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama difüzyonu, yani ozmoz olayı sorulmaktadır.
10. soruda hücrenin hipotonik ortamda şişmesi, yani turgor sorulmaktadır. Ve son olarak 11. soruda ozmotik basınç eksi turgor basıncına biz emme kuvveti deriz. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı da emme kuvveti olacaktır. 15. etkinliğimize geçtiğimizde 3 farklı tüpte X, Y, Z çözeltileri verilmiştir. Çözeltilerin 8, 16, 24 saat sonundaki değişimleri gösterilmiştir. Buna göre çözeltilerle ilgili sorular sorulmaktadır. X çözeltisinde hücrenin ağırlığının azaldığı, yani su kaybettiği, Y çözeltisinde ağırlığının arttığı, yani su aldığı, Z çözeltisinde ise değişikliğe uğramadığı, yani izotonik olduğu görülmektedir. Buna göre X çözeltisi hücrenin su kaybettiği, yani katı yoğunluğunun fazla olduğu hipertonik bir çözeltidir. Y çözeltisi su alıp şiştiği, yani hipotonik bir çözeltidir. Z çözeltisi ise dengede kaldığı, değişikliğe uğramadığı, yani izotonik bir çözeltidir. Hangi çözeltideki patates hücreleri plazmoliz olmuştur diye sormaktadır. Plazmoliz olma, büzülme anlamında X çözeltisi içerisinde gerçekleşmiştir. Hücre su kaybetmiştir. Hangi çözeltideki patates hücreleri hemoliz olmuş olabilir? Hemoliz su alıp şişmekten kaynaklı patlama durumu söz konusudur. Ama burada patates hücresi olduğu için hemoliz olmasını beklemeyiz. Y çözeltisinde eğer bir hayvan hücresi olsaydı hemoliz olma ihtimali vardı. Ama bitki hücresi için bu durum söz konusu değildir. Çözeltilerin ozmotik basınçları sıralaması nasıldır diye sormaktadır. Su alma isteği, yani ozmotik basıncı en yüksek olan çözelti X. Sonra izotonik olan çözelti, en az su alma isteği olan çözelti ise Y çözeltisi olur. Tüplerdeki madde değişimi hangi olayla gerçekleşmiştir diye sormaktadır. Olay ozmoz olayıdır. Su alma şeklidir.